Selamun Aleyküm Arkadaşlarım Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yasin Suresinin 40. Ayetindeyiz Hadi gelin buradaki tecritleri beraber çözelim Bismillahirrahmanirrahim Leşemsü Derken burada la del le ince bir şekilde okuyoruz Ve uzatmadan direkt şın harfindeki şekliye bağlıyoruz Burada elif ve lam geldi Lam okunmuyor Tecid kuralı İdham-ı şemsiyedir Cezimli olan mimden sonra sin harfi geldi. Tecvîl kuralı mim'in sarıdır. Yani mim açık bir şekilde okunur. Yemberi derken cezimli olan nun'dan sonra b harfi geldi. Tecvîl kuralı iklaptır. İklap çevirmek, dönüştürmek demektir. Yani buradaki cezimli olan nunu okumuyoruz. Onu cezimli bir mime dönüştürüp bir miktarda tutup o şekilde okuyoruz. Yem, be, gıy şeklinde. İklabın bir tane harfi var. O da B harfidir. G derken uzatma harflerinden Y var. Meti tabidir. Bir elif miktar uzatılır. Leha e derken burası metin munfasıldır. Harfi metten yani uzatma harflerinde elif var. Üzerinde uzatma işareti geldi. Ondan sonra küçük emze gelmiştir. İkisi bir kelimede olduğu için metin munfası olur ve h harfini eğer yavaş okuyorsak 4 elif miktarı yani 4 parmağımızı indirip kaldırıncaya kadar uzatılır. Medya Munfası'nın hükmü yani uzatılması caizdir. Yavaş okuyorsak dört elif miktarı, hızlı bir şekilde okuyorsak da bir elif miktarına kadar uzatılır. Lehe ennetünde Burada cezimli olan nundan sonra T harfi geldi. Tecrü kuralı ihfadır. İfai gizlemek demektir. Yani buradaki cezimli olan nunu gizleyip sesi gelinden getirip bir miktarda tutuyoruz. Dal harfi kelimenin ortasında cezimli olarak geldi. Tecrüb kuralı kalkaledir. Ra harfi hükümü ra'dır. Harekesi esri olduğu için ince okunur. En rekel. Derken Elif ve Lam geldi. Lam cezimli bir şekilde okunuyor. Tecuk kuralı ishar-ı kameriyedir. Yani Lam açık bir şekilde okunur. La me ra derken ra harfi hükmü ra'dır. Harekesi üstün olduğu için kalın okunur. Ra bu şekilde. Ve derken burada Lam deşet de var. Tecuk kuralı idgam nisem bilagun nedir? سابق bi dedik ve ra'de sanki cezim varmış gibi durduk. Çünkü tığ geldi. Se derken sin harfi ince ve keskin okunur. Yanında harfi metne elif var. Metni tabiidir, Bir elif miktar uzatılır. Burada elif felam geldi. İdgami şemsiye'dir. Son harfi cezim üzerine durduğumuz için burası metta arız olur ve eğer yavaş okuyorsak da dört elif miktarı uzatılarak durulur. Ra harfinde cezim var. Kendin önce harfe baktım sakin. Bir önce harfin harekesi de üstün olduğu için ra harfi kalın bir şekilde okunur. Sebiqunnehar ve fi derken lamda şedde var. Tece kuralı idgam isim bilagu nedir? Tenvin yani iki ötreden sonra f harfi geldi. Tece kuralı ihfadır. Fi derken uzatma harflerinden y var. Meti tabidir. Bir elif miktar uzatılır. Felekiyes behum dedik durak geldiği için cezim varmış gibi durduk. Tenvin yani iki elseden sonra Y harfi geldi. Tecuk kuralı idgan mer nedir? Yani kefi Y'ye tutturuyoruz ve de sanki şedde varmış gibi iki kere okuyoruz. Fi Felek behun dedik. Burası mette arızdır. Harfi metten yani uzatma harflerinden vav var. Son harfimiz aslında harekeli. Ama durak geldiği için bir cezim varmış gibi durduk. Yani sebep metten mu arız var. Mette arız olur ve eğer yavaş okuyorsak da 4 elif miktarı yani 4 parmağımızı indirip kaldırıncaya kadar uzatılır. Hadi gelin arkadaşlarım bu ayeti tekrar okuyalım. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Allahu alim. Arkadaşlarım böylece bir dersimizin sonuna geldik. Yeni derslerimizde görüşmek üzere. Videolarımı beğenirseniz ve paylaşırsanız bir de beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.